arkadaşlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut. Ben Cemal. Bugün sizlere Almanya'daki ev fiyatlarını harita üzerinden göstermek istiyorum. Son zamanlarda bu konuyla ilgili çok mesaj aldık. Almanya'da herkes ev alabilir mi? Bu evleri nasıl alıyoruz? Kredi sistemi nasıl? Her önüne gelen kredi alabilir mi? Gibi sorular geliyor. Bu videoda sizlere Almanya'daki en ucuz müstakil evleri göstermek istiyoruz. Bu evlerin fiyatları 20 ile 50 bin euro arasında. Evet yanlış duymadınız. 20 ile 50 bin euro arasında. Sizleri bu görüntüleri aktarırken boş bulundurmak istemiyorum. Sizlerle köyümüzün çevresinde bir bisiklet turu yapacağız. Bir yandan bu evleri gösterirken bir yandan da gezelim diyorum. Bu evlerin ayrıca ek masrafları ne? Alındığında nasıl bir masraf sizi bekliyor? Gibi sorulara da cevap vermek istiyoruz. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Also liebe Freunde, bevor ich mit unserem heutigen Thema anfange, möchte ich euch gerne darüber informieren, wo wir gerade sind. Wir befinden uns gerade in Geilenkirchen-Würm. Evet arkadaşlar, ne oluyor dediğiniz duyar gibiyim. Almanca bir giriş yaptım. Birçoğunuz bunu anlarken birçoğunuz da ne diyor bu demişsinizdir kesin. Endişelenmenize gerek yok, kötü bir şey söylemedim. Sadece konuya başlamadan önce Geilenkirchen-Würm'de olduğumuzu Almanca olarak belirttim. Bunu anlamadıysanız artık Almanca öğrenme vakti gelmiştir demektir. Burası için plan yapıyorsanız ilk olarak biraz da olsa Almanca öğrenmeniz şart. Burada yaşamak ve çalışmak için Almancayı belirli seviyede bilmeniz şart. Bana sürekli Almanca nasıl öğrenebiliriz konusuyla ilgili mesajlar geliyor. Konumuza başlamadan önce sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Sizlere bu konuda yardımcı olabilmek için sıkı bir araştırma yaptım. Birçok farklı online eğitim platformunu test ettim. Araştırmalarımın ve kendi çevremdeki insanların yapmış olduğu olumlu tecrübelerden sonra gönül rahatlığıyla sizlere sorbil.org adındaki bu güvenilir online eğitim platformunu önerebilirim arkadaşlar. Sizlere kısaca platformu tanıtmak istiyorum. Sorbil.org adındaki bu online eğitim platformunun içinde arkadaşlar 100'den fazla eğitim ve 4 ana kategori bulunmaktadır. Bunlar yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişimdir. Sayfanın güzel tarafı arkadaşlar, tamamladığınız her eğitim için ek ücret ödemeden uluslararası geçerli olan CPT tarafından onaylı sertifikaya sahip olmanızdır. Bu gerçekten muazzam bir şey. Sorbil'le arkadaşlar diğer platformlardaki gibi sadece İngilizce değil, az önce bahsettiğim gibi Almanca, bunun dışında Korece, Fransızca ve İspanyolca da sıfırdan öğrenebilirsiniz. Tabii bu hususta bizim için Almanca dili önemli. Burada yaşayıp çalışmak için az önce bahsettiğim gibi Almancayı bilmeniz şart. Bundan kesinlikle kaçış yok. Yabancı dili eğitimi dışında az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar yazılım alanında çeşitli kategorilerde eğitim mevcut. Kariyer gelişimi eğitimleriyle dilediğiniz programları öğrenebilir. Kişisel gelişim eğitimleriyle kendinizi birçok alanda geliştirebilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum tüm hizmetlere ve sürekli yeni eklenen yeni eğitimlere sınırsız erişimin aylığı arkadaşlar sıkı durun 49 lira 90 kuruştur. Evet yanlış duymadınız. Dilerseniz yıllık 290 lira ödeyerek de büyük bir indirim elde edebilirsiniz. Bunların dışında danının kuyruğunu koparmak için arkadaşlar sizlere bu platformdan Haydi koduyla %20 indirim de sağladık. Bundan iyisi Şam'da kayısı atasözünde etmek istiyorum. Öncelikle herkesin merak ettiği bir konuya direkt açıklama getirmek istiyorum. İster Türkiye'de yaşayın ister Hindistan'da Almanya'dan ev alabilirsiniz. Almanya yabancı yatırımcılara mülk sahibi olma hakkı tanıyan bir ülkedir. Ancak bu satın alma işlemi sizlere burada oturum alma hakkı vermiyor arkadaşlar. Onu bir kesinleştirelim. Tabii Almanya'da bir ev sahibi olmanız herhangi bir vize işleminde göze hoş gelen bir durum diyebilirim. Almanya'daki ev satın alma işlemleri hemen hemen ülkemizdeki gibi aynı. Satıcı ile alıcının arasında bir emlakçı var ise belirlenen satış bedelinin %3 ile %7 arasında emlakçı tarafından komisyon kesiliyor. Bu rakamlar eyaletlerden eyalete göre değişiyor. Bazı emlakçılarla bu komisyonla ilgili pazarlık da yapabilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Diyelim satıcıyla anlaştınız. Gelelim tapuya. Tapu işlemlerinde sizden mülk transfer vergisi kesiliyor arkadaşlar. Bu vergi evin satış bedelinden hesaplanıyor. Evin satış bedelinin %3,5 ile 6,5 arasında bu vergi size ödettiriliyor. Bizim bulunduğumuz eyalette yani Kuzey Renvestfalya eyaletinde Almanya'nın en batısında
Bu rakam %6,5'tür. Bunların hepsine ek olarak da tabu dairesinde yapılan işlemler için de ayrı ücret ödüyoruz. Bu işlemleri kara gözümüze, kara kaşımıza ücretsiz olarak yapmıyorlar. Bu ücret evin satış bedelinden hesaplanıyor. Diğer ek masraflarda olduğu gibi. Bu rakam satış bedelinden %1 ile %2 arasında hesaplanıyor. Evin satış bedeli dışındaki bu ek masraflar alıcının gerçekten belini büküyor diyebilirim. Ekrana eklemiş olduğum haritadan Almanya'daki eyaletlerdeki ek masrafların maliyetlerini görüyorsunuz. Açık yeşil olan noter masrafları genelde Almanya'da hemen hemen aynı. Koyu yeşil ise emlakçı komisyonu yüzde olarak hesaplanıyor bu da. Mavi renk ise mülk transfer vergisi. Turuncu renkteki yüzdeler eyaletlerdeki ek masrafların toplam yüzdesini gösteriyor. Almanya'nın en batısında Hollanda-Belçika sınırına yakın bir yerde yani Kuzey Renesfalya eyaletinde 200 bin euroluk ev almaya kalkarsanız noter masrafı, emlakçı komisyonu, mülk transfer vergisiyle %12,07 gibi bir oranı çıkıyoruz. Ek masraf olan bu %12,07 oranı satış bedelinden hesaplandığında 200 bin euroya ek olarak 24.140 euro ödemeniz gerekiyor. Bu 200 bin euroluk evi Bayern yani Bavyera eyaletinde almaya kalkarsanız ek masraf olarak 18.180 euro ödemeniz gerekiyor. En çok masraf haritada görüldüğü gibi Brandenburg eyaletinde. Orada 200 bin euroluk ev için 31.280 euro ek ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Haritamız bu şekilde arkadaşlar. Detaylı incelemek için dur butonuna basıp inceleyebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar sabırsızlıkla merak ettiğiniz o ucuz evlere. Bu evler şu an güncel ilanlardan alınmış evlerdir. Videonun sonunda o ilan sitelerinin adreslerini yazacağım arkadaşlar. Yüzlerce bu tarz ilan ekleniyor sürekli. Sizler de takip edebilirsiniz. Ben size birkaç tane alıntı yapacağım. Haritadan da bu evlerin nerede olduğunu göstermek istiyorum. Gözüme çarpan evlerle başlamak istiyorum. İlk evimiz bu arkadaşlar. İlan birkaç gün önce eklenmiş. Satış fiyatı 29.900 euro. Ve satıcı pazarlığa açık olduğunu belirtmiş. Yani birkaç bin euro düşebilir diye düşünüyorum. Evin detayına girmeden önce sizlere tam olarak konumunu göstermek istiyorum. Ev Kuzey Renesfalya eyaletinde bulunan 1030 nüfuslu Bergheim köyü. Bizim köyümüzden daha kalabalık. Biz 550 nüfusuna sahibiz. Bu köy Steinheim kasabasına bağlı. 9 tane ufak yerleşim yerinin yan yana olduğu bir bölge. Köyün hemen yanında çeşitli fabrikalar mevcut. 3 kilometre uzaklıktaki 13 bin nüfuslu kasabaya 3 kilometre uzaklıkta. 150 bin nüfuslu büyük şehri olan Paderborn'a 35 kilometre uzaklıkta. Doğayla iç olan bir yer. Gördüğünüz gibi tam yaşanılacak bir yer aslında. Bu fiyata gerçekten inanılmaz bir şey bu. Sizlere arkadaşlar bu köyün canlı fotoğraflarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi doğayla iç içe çok güzel bir yere kurulmuş köy. Almanya'daki köylerin çoğu zaten çok güzel. Her yere de ulaşım var. Konumu güzel bence. Gelelim evin özelliklerine arkadaşlar. Ev 1800 yılında kurulmuş ve o zamanın mimarisini yansıtıyor biraz. Eski olmasına rağmen gayet şık ve bakımlı. Alman evleri zamana meydan okuyan cinsten. Ev 77 metrekare. Araba için garaj da mevcut. Fotoğraflarda görüyorsunuz. Ayrıca üst katta üstü kapalı teras mevcut. Bodrum katına da sahip olduğu yazıyordu. Fotoğraflarda onu göremedim. Onun dışında başka bilgi verilmemiş. İlgisi olanlar arayabilir gibi ibare eklenmiş. Arada emlakçı da yok. Oradan da yine kâra geçiyorsunuz. Büyük ihtimalle 3-4 sene önce bu evi 10.000 euroya alabilirdiniz. Şu an fiyatlar bayağı arttı. Tabii düşmesi bekleniyor. Biraz ufak tefek masrafla gerçekten yaşanabilir bir yer diye düşünüyorum bu ev. Gelelim ikinci evimize arkadaşlar. Evin fiyatı 28.000 euro. Evet yanlış duymadınız, 28.000 euro. 165 metrekarelik garajlı ev. 274 metrekarede bahçesi mevcutmuş. Evin bulunduğu konum arkadaşlar, ev Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan 6800 nüfuslu Volkmaß'ın adındaki kasabada bulunuyor. Çevresinde birçok köy, kasaba, şehir mevcut. Hepsi birbirine çok yakın. 200 bin nüfuslu Kassel şehrinden 35 kilometre uzaklıkta. Arabayla 40 dakika sürüyor diyebilirim. Konumu gördüğünüz gibi fena bir yerde değil. Güzel yaşanılabilir bir yer. Kırsal kesim. Evin bulunduğu kasaba bu arkadaşlar. Tipik şirin Alman kasabası. Ben bu tarz yerleşim yerlerini çok seviyorum. Burada yaşayan herkesin genelde arabası oluyor. Tabii toplu taşıma araçları da mevcut. İş imkanları genelde çevredeki yakın şehirlerde oluyor.
İnsanlar buraları yaşamak için kullanıyorlar. Evin sadece bu fotoğrafı mevcut. Arada yine emlakçı yok. Mutfak hariç 4 yatak odası var. Birini tabi bizler salon olarak yapıyoruz genelde. Ev 1930 yılında inşa edilmiş. Muhakkak biraz tadilat gerektiriyordur. Eli bu işlere yatkın olanlar kendileri bu tadilatları yapabilirler. Evin ilanındaki asıl fiyatı aslında 20 bin euro. Tabi 28 bin euroya kadar açık artırma yapıyorlar. 28 bin euroyu veren direkt alabilir mantığıyla. Yoksa 25 bin euro verip kimse başka teklifte bulunmazsa evi o fiyata da veriyorlar. Gelelim 3. evimize arkadaşlar. Bu da rastgele seçtiğim bir ev, yoksa daha onlarcası mevcut. Evimiz bu arkadaşlar. Sevilen yapı tarzlarından biri olan Alman ahşap evlerinden bir tanesi. Evin fiyatı 39.900 euro. Ev 1900 yılında kurulmuş. Ev 237 metrekare alana kurulu. Bayağı büyükmüş. Evin avlusu ve ahırı da mevcut. Evin çatısı 1970 yılında yenilenmiş olduğu yazılıyor. Evin ısıtma sistemi yağ ile yapılıyor. Şu an bizim yaşadığımız evin ısıtma sistemi de öyle. Bodrum katında genelde tanker mevcut. Birkaç senede bir yağla dolduruluyor o. Gazdan daha ucuz diyebilirim. Ev emlakçı aracıyla satılıyor. Evin başka fotoğrafı yok. Konumuna geçecek olursak, ev Almanya'nın Hessen eyaletinde 2700 nüfuslu Feldthal kasabasında bulunmaktadır. Bu kasaba birkaç yerleşim yerinden oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi birçok yerleşim yerinden oluşmaktadır bu kasaba. Evin bulunduğu yer ise burası Köttingen yerleşim yeri. Çevresinde onlarca köy kasaba mevcut gördüğünüz gibi. Evin bulunduğu kasaba 750 bin nüfuslu Frankfurt'tan 100 kilometre uzaklıkta. Evin bulunduğu kasaba bu arkadaşlar, ne kadar güzel. Bu tarz ufak yerleşim yerlerinde yaşayanlar daha mutlu oluyor diyebilirim. Gelelim rastgele seçtiğimiz 4. evimize. Ev dışarıdan biraz bakımsız görünse de bu fiyata diyecek lafımız yok. Evin içerisinde ayrıca insanlar yaşıyor. Evin fiyatı arkadaşlar 45 bin euro. Bu apartman binası 352 metrekare arsa üzerine kurulmuş. Bayağı büyük bir ev. Toplamda 190 metrekare yaşam alanına sahip. 4 daireden oluşmaktadır bu. Ev 1900 yılında inşa edilmiş, merkezi ısıtma sistemine sahip, 1990 yılında çatısı tamamen yenilenmiş, 2004 yılında evin tamamına çift camlı pencereler takılmış, 2013 yılında ise yeni bir ısıtma kazanı kurulmuş, kısmi bodrum katına sahip bu ev gibi bilgiler de mevcut. Apartmanın bulunduğu yer arkadaşlar Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde yer alan 7200 nüfuslu Nienburg kasabasıdır. Kasaba Almanya'nın diğer kasabaları ve köyleri gibi onlarca yerleşim yerleriyle ve şehirlerle çevrili. 36.000 nüfuslu Bernburg şehrinden 5 kilometre uzaklıkta. En güzel tarafı ise Almanya'nın en güzel ormanlarının bulunduğu Harz ormanlarına 35 kilometre uzaklıkta olması. Apartmanın bulunduğu kasaba bu arkadaşlar. Güzel şirin bir yere benziyor. Harz dağları da burası arkadaşlar. Harz ormanları. Gerçekten mükemmel. Apartmanın bulunduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta. Apartmanın bir dairesinde kendiniz oturup diğer kalan daireleri ise kiraya verebilirsiniz. Gelelim 5. evimize. Bu ev arkadaşlar 1923 yılında kurulmuş şirin bir ev. 450 metrekare arsa üzerine kurulmuş, 70 metrekare yaşam alanına sahip. Fiyatı ise 50 bin euro. Ev 4 yatak odasına sahip, evin üstü kapalı terası ve büyükçe bir bahçesi mevcut. Evin ek olarak yenilenmeye ihtiyacı olan büyük bir kulübesi de var. Ev bodrum katına sahip, 1998 yılında tüm pencereleri değiştirilmiş, 2011 yılında evin kaloriferleri yenilenmiş. Bu şirin evi biraz beceri ve yaratıcı hayal gücüyle modern bir şehir evine dönüştürebilirsiniz. Eve ayrıca emlakçı satıyor, emlakçı komisyonu da mevcut. Evin genel durumuna baktığımızda çok kötü görünmüyor. Ufak tefek tadilatla gerçekten çok güzel bir eve dönüşebilir. Kiraların inanılmaz derecede arttığı bu çağda böyle bir evi 50 bin euroya almak daha mantıklı. Yani bu eve bu şekilde de taşınılabilir. Ufak tefek tadilat, boya badana yapıldı mı bence gayet güzel de oturulur. Burası da bodrum katı. Evin bulunduğu yere geçecek olursak arkadaşlar, ev Almanya'nın Thüringen eyaletinde bulunan 11.500 nüfuslu Moiselwitz kasabasındadır. Almanya'nın büyük şehirlerinden biri olan 590 bin nüfuslu Leipzig şehrinden 35 kilometre uzaklıkta. Çevresinde diğer kasabalar gibi onlarca şehir mevcut. Burada da evin bulunduğu çevreyi görüyorsunuz. Çeşitli fotoğraflarla nasıl bir yer olduğunu göstermek istedim.
Diyelim Almanya'da yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Evi peşin alacak nakitiniz yok. Bankalar size kredi verir mi sorusuna gelelim. Kredi alabilmeniz için evin bedeli artı masrafların tamamını toplayıp bu toplamın %20-%30'u kadar peşinat ödemeniz gerekiyor. Yani tapusu, vergisi, ıvır zıvırıyla 100 bin euroya mal olan bir ev için en az 20 bin euro peşinat vermeniz gerekiyor. Tabii bu genelde oluyor. Daha az kabul eden bankalar da var. Krediyi alıp alamayacağınız genelde bankalar maaşınıza bakarak karar verir ve çekeceğiniz kredi miktarını göz önünde bulundururlar. Ne kadar peşinat öderseniz o kadar iyi anlayacağınız. Hem faiz ödememiş olursunuz hem de bankanın size kredi vermesi kolaylaşır. Türkiye'de yaşayıp Almanya'da kredi çekebilir miyim sorusuna gelecek olursak, hayır arkadaşlar, öyle bir şey mümkün değil. Merak edilen bir diğer soru ise Almanya'daki ev kredileri için faiz miktarları ne kadardır? Şu an önceki yıllara göre faiz oranı arttı. 4.3 civarında seyrediyor. Ekrana eklemiş olduğum tabelada son 9 yılın faiz artış oranlarını görüyorsunuz. Tabii ki bunlar ev için olanlar. Ev kredisi için. 10 yıllık ev kredisi için en iyi dönem 2019 gördüğünüz gibi. 2020 ile 2021 arasında da güzel oranlar var. %1'in altında. Şu an muazzam bir artış yaşandı önceki yıllara bakılırsa. Tabii bununla birlikte ev fiyatları da arttığı için şu an gerçekten ev almak çok mantıklı değil. Biraz düşmesini beklemenizi tavsiye ederim. Tabii bazen uygun fiyata da evler düşüyor. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Diyelim evi aldınız, her şey halloldu. Artık huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ve yaşadığınız ev için her yıl emlak vergisi ödemek zorundasınız. Müstakil bir ev için emlak vergisinin ne kadar yüksek olduğuna dair genel bir cevap yoktur. Değerlendirme oranları ve standart değerler bölgelere göre farklı gösterdiğinden mülkün konumu çok önemlidir arkadaşlar. Ortalama olarak yıllık 200 euro ile 700 euro arasında değişmektedir bu. Bunun dışında aylık olarak çöp vergisi de kesiliyor. Bu yıllık 200 euro ile 300 euro arasında değişmektedir. Ayrıyetten sokak ve kaldırım temizliği vergisi de her yıl sizi bekliyor. Bunun maliyeti ise 250 ile 300 euro arasında değişiyor. Bu tabi bölgeye bölge değişkendir. Ayrıyetten zorunlu ev sigortası da mevcut. O da yıllık 400 euro ile 600 euro arasında değişebiliyor. Bunları topladığımızda aylık olarak en az 200-300 euro masrafı hesaplamanız gerekiyor. Bu rakam 600-700 euroya kadar çıkabilir ama dediğim gibi bu tamamen konumla, yaşadığınız yerle, evin yapısıyla alakalı bir durum. Sizler 200-300 euro arasında hesaplayın. Bunların dışında ister televizyon izleyin, izlemeyin, ister radyo dinleyin veya dinlemeyin, her ay 18,5 euro televizyon ve radyo vergisini de hesaplamak zorundasınız. Tabii bu masrafların hepsini kirada oturduğunuzda da ödüyorsunuz. Ev sahibi kiranıza bunların hepsini yansıtıyor. Televizyon ve radyo vergisi hariç o özel olarak size geliyor. Almanya'da kiraların bu denli pahalı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu vergilerin tamamı arkadaşlar. Ev sahibi de 3-5 bir şey kazanmak isteyince her ay evinize binlerce euro kira ödüyorsunuz. Ev sahibi olduğunuzda bu vergiler dışında elektriğiniz, suyunuz vesaire normal ihtiyaçlarınızı da ödeyip binlerce euro vermekten kurtuluyorsunuz. Gelelim arkadaşlar Almanya'nın en büyük ilan sitelerine. Kendiniz de bu ilanlara bakabilmeniz için bu siteleri sizlere veriyorum. Az önce göstermiş olduğum ilanları www.kleinanzeige.de sayfasından sizlere yansıttım. Bu sitenin telefon için uygulaması da mevcut. Onu da indirebilirsiniz. Bu site emlak ilanları haricinde aklınıza gelen her türlü ilan kategorisine sahip. Sayfayı Chrome tarayıcısından açıp Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Oradaki evlerin fiyat aralığını kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunun dışında www.immomobilienscout24.de emlak sitesinde de ilanlara bakma şansınız var. Bu site tamamen emlak satışları üzerine kurulu. Uygulaması da mevcut. Immobilien Squad 24 adı altında uygulama mağazasından indirebilirsiniz. Almanya genelindeki emlak fiyatları ile ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Orada Almanya genelindeki fiyatları sizlere haritadan gösteriyorum. Açıklamalar kısmına bir videonun linkini ekledim. Eğer nerede yaşayacağınız yerle ilgili bir fikir sahibi değilseniz sizin için bu konuyla ilgili de bir video hazırladım. İzlemenizi tavsiye ederim. Almanya'yı bölge bölge tanıtıyorum. Eminim işinize yarayacaktır. O videonun linkini de açıklamalar kısmına ekledim. Videoda göstermiş olduğum ilanların yüzlercesi bu sitelerde var arkadaşlar. Ve bu ilanlar sürekli yenileniyor. Sürekli takip etmenizi öneririm. İllaki cebinize uygun bir şeyler vardır. Videomuzu beğenip faydalı bulduysanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamını görmek için sayfamıza abone olabilirsiniz. Bizleri günlük olarak sosyal medya platformlarından da takip etme şansınız var. Bu videoyla ilgili yorumlarınızı esirgemezseniz mutlu olurum.
nokta daha yorum yapmanız bizi desteklediğiniz anlamına geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Almanya'dan saygılar ve sevgiler.